Herkese merhaba değerli sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz be diyerek açmak istiyorum ben yayını. Biz en son ne yaptıydık la? Biz en son ne yaptıydık? Valla ben de bilmiyorum. En son tarlalar çalışıyordu. En son tarlalar çalışıyordu. Bu ses ayarlarında bazen sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Gübrelemişiz. Bakmayınız lütfen. Daşları toplamışız. Şimdi ses ayarlarında niye böyle saçma sapan şeyler yaşadığımı bilmiyorum ama İşte oraya arada böyle şeyler, he kral. Say hey dedik ve evet. Sarıcı. Kik'teki sevgili arkadaşlarıma bir anda ses hayvan gibi gitti. Çok özür Aa, diliyoruz. 1 Mart bugün. Biz ekeceydik, ekeceydik. Evet. Yulaf hazırdı lan makinesi. Onu takıldı mıydı ona zaten? Makine karşıda. Traktörü yok mu? Yok, traktörü var. Varmış bak. Kim dedi yok? Geçmeyince ona. O kadar çok traktör var ki. O arkadaş yulaf ekecek şimdi bize. Aynen öyle. Sonra bunu öbür tarafa götürüp ay çiçeği mi ekeceğiz biz çiçeği? Ha. Hadi gidelim. Burada sarıcı yok. Sarıcıyı da götürdük oraya değil mi? Sarıcı gelecek ama yine. Evet. Bir tane sarıcı var işte, al bunu götür. Pembiş. Pembiş. Need for Speed Underground tarla versiyon. Evet. Aa, kapılarını kapatmamışız şu an. Kapılarla der duvar böyle finiyor. Kapasana lan. Açık kalmasın, börtü böcük girer falan. Seraya değil mi? Zarar verir. Böcük. Burada ne vardı? Kanola. Tahminince evet, kanola büyüyor. Ben sana bir söyleyeyim mi? Burada da kanola var. Evet, şu yandaki arazi var, küçük olan. Şurası. Taktım kafayı, alacağım onu ama önce öbür büyüğe yürüyeceğim. O araziyi alacağım arkadaş. Bizim burası biraz yamuk oldu ama kral. Oğlum devasa arazi var lan, yamuk mamuk, boş ver yamuklu. Yamuklarını biz düzeltirik. Zaten, öbür arkadaşı engel zaten olmayacak noktada bıraksak bunu. Zaten şu araziyi de aldığımız zaman, bak buraya aldığımız an. Ben sana bir söyleyeyim mi? Yola yakın yere kadar bunu tamam mı? Genişletiriz dışa doğru. Bak. Şu uçtan alırız. Yok, bu uçtan değil, bu uçtan alacağız. Şu uçtan başlayacağız. Hayır hayır, şey için diyorum. Yola da yaklaştırırız tarlayı bizim. Ya yaklaştırırız da izin verdiği kadar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şu tarlayı almamız lazım o zaman değil mi? Üsttekini. Şu kırkı almamız lazım. Bunu almamız gerekecek. Bak çünkü verdiği alan bu kadar. Bunu aldığın zaman yolu da veriyor sana. Yolu da tarlaya çevirelim. Bak, burayı böyle komple veriyor sana. Lan yolu tarlaya çevirir mi lan? Niye çevirmesin abi? Aldıktan sonra bak, anasını bile aldatır baksana. Senin alanını çünkü. Diyorsun ki şu köşeden karşıya... Şuradan şöyle çizgilerim anasını. İlk baş buradan yukarı çıkarım, buradan sonra böyle çizerim. Fazla gelen yeri de peyzajla düzeltirim. Sen diyorsun ki orayı komple hayvanü lazım. Oğlum yani senin o şekilde yapmamıza izin verirse zaten diğer yan taraftaki o yamuk arazilerin diğer kalanlarını almamıza gerek kalmıyor ki. Mor geldi mor. Bak haritaya gir bak. Senin dediğin gibi yapabiliyorsak eğer biz bunu 38-36 onları almamıza gerek bile yok. Bunları almaya gerek yok ya, baksana eğer şuraya. Eğer oradan o şekilde birleştiriyorsa. Abi baksana şuraya, alanı veriyor bize, anladın mı? Bak şu yolu da satın almış oluyorsun sen. Yok hayır, yolu iptal ediyorsak biz o yolu bak, bize parselliyoruz. Ne diyor? 147 bin diyor buna. 177. Pardon 177. Hayır şunu demek istiyorum. Orayı komple tarlaya çevirmemize izin... Buna da 364 izin... diyor. İyi, bizim orayı komple arazi yani tarlaya çevirmemize izin veriyorsa yolu dahil edip parçalayıp. Ederiz abi. Eğer onu yaparsa var ya. Ama yapmayabilir. Kral. Niye yapmasın abi? Yapmayabilir. Yolu vermeyebilir. Tarla yaptırmayabilir yolu. Deneriz. Onu aldıktan sonra ilk baş şuraya alırız. Deneriz. Şeyi, bu tarlayı kendi başına eşitleyebilir miyiz diye.
Heh, buradan böyle çıkarım Ya bir da deneme sabana yaparım, olur mu? alırız. Şu an bizim haritamız içinde kalan bir yol var orada bak. Şu yolu diyorsun. Sabana o yola vururuz. Deneyelim. Tarla oluşturuyor mu diye. Deneyelim. Yapıyor mu yapmıyor mu görmüş oluruz böylece. En azından ona göre yolumuzu çizeriz diyorum. O yolda zaten şu yol. Fırından oradaki yol değil, onun arkasındaki yol değil mi o? Öğrendiniz şimdi. Deneyelim ha. Evet, denemeden bilemeyiz. Bakalım. Deneyeceğiz, bakacağız. Lan oğlum belki yapar lan. Aa, kickte biz. Hı, tamam. Ne? Kikte ne? Burası. Şu ana cadde. Evet. Yeni aldığımız arazinin olduğu yol. Tarla yapacak mı diye bakacağız da. Ha. Belki mi yapar? Belli olmaz oğlum. Yapar mı yapar yani. Eğer bana o fiyatı veriyorsa yapacak. Yapmayabilir ama. Yapacak. Saban oraya zaten olduğu yerde oturduğunda zaten kahverengi boyar yapıyorsa. Şu yol. Bunun tam mavi olan kısmın içine girmen lazım. Şu an Köprüyü şu. geçtikten sonra da abi. Köprüden girecek mi o? Girmez. Buradan da girmez. Bir sonrakinden gider. Şuradan gider. Ekici zaten kel kel bırakacak birçok yere. Bıraktığı yerleri düzeltiriz. Şimdi buraya geldik. Dur. Tarla oluşturmadı zaten. Asfalta vermiyor bak. Hop 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 tamam. Ah be. Asfalta vermiyor gördüğün gibi. Yapacak bir şey yok. Götürüp koyalım yerine. Ben sana dedim yolu vermiyor diye. Vere değil. Kenele bir. O zaman oradaki operasyonu nasıl yapacağız biz? Ben onu merak ediyorum. Nasıl yapacağız? Sadece aralarındaki patika yolu birleştireceğiz, bırakacağız. Yamukluk seviyeleri aynı kalacak. Başka kurtarır yok ki. Niye? Şimdi ben aklımdaki planı gerçekleştirebilir miyim? Derdin ne senin yine ya? Yapınca göreceğim. Abi oraya takılıyor oraya bak. O yerdeki küçük şeye takılıyor. Takılsın. Çıkmayacak bir alet mi? Oyunun sesi. Ya bir şey soracağım. Bu bizim oyunun sesi yayına nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Şimdi biz konuştuğumuz zaman reis burada maşallah. Değil mi? Evet. Ama şurada maşallah değil. Burada saçma sapan bir şeyler olabilir mi? Rekordta mı sorun var acaba? Evet, bayağı yüksek geliyor. Ha, sana bir soru soracağım. Şimdi onu yapacağım bir 2 dakika kontrol numaraya bakar mısın? O çalışacak. Nasıl abi?
Biz konuştuğumuz zaman neredeyse doğru düzgün oynatmıyor bile, doğru mu? Yani. Ama baktığın zaman da güzel güzel ses veriyor. İyi şu oynatıyor an ben, yani. Hayır hayır. Şu an ben oyunun sesini düştüm. Oyunun sesini çok yüksek ayarlamışız. Ha. Biraz oyunun sesini düştüm. Ve sanki benim sesim de biraz yüksekmiş gibi. Hangisine göre? Yani oraya göre biraz yüksekmiş gibi. Senden. Benden. Evet. Benden biraz yüksek, senin sesin yüksek. Bir daha konuş bakayım bir. Konuşuyor. Ya tamam, yok değilmiş. Bence hemen hemen aynıdır ya. Sen bir daha konuş bakayım, kırmızı lamba yapayım. Ses de verir. Ya mikserde bir sıkıntı yok abi. Tamam. Bu arada bunların sesi oldukça, ön paneldeki bizim sesleri oldukça kısık tutuyorum mikrofona girmesin. Yani. Şimdi ben şurada selfie inmesem ne yapardım? Yaptım. Deneyim mi? Dene. Ama deneyim. Sol taraftan değil mi? Aa, bir şey yapmadılar. Oğlum, bizim yayın adı niye böyle saçma sapan bir şey? Kesin sizin gibi şey. Abi yayının adını değiştiremiyorum ki ben. Evet. Çok saçma değil mi? Şurada lan. Buldum. Şunu yapmadan şu bizim klavyeyle şuraya yazsana büyük harf alıkta. Bunu da değiştirmen lazım. Oyunun adını yazacaksın, oyunun adını. Çıkacak mı? Yok, çıkmadı. Aha bu. 21 miydi, yok 22 bu değil. Şöyle tüm aşağıda 22 var mı? Şimdi karım. Evet. Bu mu? Evet. 21'i şeyden başka bir seçemiyoruz. 21'i görüyoruz ya. Yok. Ben bunları her seferinde yapmak zorunda mıyım böyle? Türkçe seçili ama İngilizce görüyoruz. İlginç değil mi? Bu oyun adını falan Türkçe vermişsin ya. Güncelledim. Başardım. Evet sevgili arkadaşlar, biz o zamana kadar YouTube'da yayınladığımız bu yayınlarımız aynı zamanda TikTok'a yayın yapıyorduk. TikTok'a küstük. Anlaşamadık. Anlaşamıyoruz. Nay 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 nay. Abdülüstü arıyor. Kapatıyoruz. 2 dakika. Mikrofon kapat.
arkadaşlar. Şükürler olsun motorum hazır olmuş. Benimkini abi çantayı, ustamız iyiydi ya. Bizim çantayı sökmemiz şart. Sökeriz. Ya bu da demek oluyor ki 3.30'da biz yayını bitireceğiz. Senin çantayı sökeceğiz, 4'te yola çıkacağız. Zaten 15 dakikada bir orada buluruz. Yolda ezberledim zaten. Onu ben yıllardır ezberledim. Bir dakika senin motoru ben süreyim la. Hayır. Ben öleyim kardeş. Ne olacak lan? Ben öleyim. Daha dün akşam seninle sohbet ettik. Motor agresif tırstım diyorsun, ikimizi birden kol bacak kırdıracaksın. Agresif. Agresifim, kompleksim, estetik eder. Adamı cinete getir balak. Konuş balak. Recep İvedik gibi bir şey oğlum senin motor. Aklındaki angarya bu muydu? Ha. İş çıkarttı bize ya. Kızı kızım. Benim tepem. Bu kadar şeyi yapıyorsun da bunları o silah almazsa göreceğim ben seni. Aldığı kadar. Rüyamda babamı gördüm. Babamla... Bir şey diyeceğim, sen şimdi bunları böyle yapıyorsun. He. Çimi biçeceksin. Bunları da kasayla götürüp çimin üstüne atacaksın. Orayı biçeceğim. Dün akşam... dün akşam ne düşünüyor ya? Babamla rüyamda ortağının şeyi için konuşuyordum. Baba araba lazım olursa diye Fatih abiden istediğin zaman verebilir mi diye sordu. Soruyorum rüyamda. Babamın ortada şey demiş. Geçen gün babama. Lazım olduğu zaman demiş arabayı demiş alabilirsin. Rüyamda bunu gördüm. Sabah benden bana bunu söyledi. Aptala mı malum olurdu? Ne diyeyim bilemedim şimdi. Aptala malum olurmuş. Senin bu son yıldır aptallıkların yani kanka biliyorsun. Kitap yazacağım. Aptallık değil, gerizekalılık, beyinsizliğin önünde gidelim. Ben malım oğlum. Sik beynini tekeyim ben. Yavaş, hayvan at. Bir şey olmaz. Bir şey olur. Gerçekten kuş beynini tekeyim ben. Şimdi... Bende beyin yok oğlum. Sen bu angarayı niye yaptın? Ya maksat orada işler giderken burayı toplayacağım işte abi. Ne olacak yani? Şu an orada makinenin biri durdu yalnız. Hadi. Zaten bir tane makine çalışıyor oğlum. Aşağı gidelim. Aferin, uçurum kenarına gel. Allah'tan güçlüsün. Şol eşek. Dur. İçinde kalan yeme bak, şey tohuma bak. Oha. Kıvır 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 kıvır. Kıvırdım oğlum daha ne kadar kıvırdım. Orada boşluk bırakacak. Ben bıraktım ama boşluğu. Bence bıraktım. Bıraksın. Yanlış tarafa kıvırtık. Böyle kıvırtık. Yallah turizm. O tarlaya içindeki tohum yetmedi. Yan tarafı eklediğimizi düşünsene tohum yetmeyecek. Bu arada köşelerde bırakmış. Abi şu bıraktığı yerlerimizi bulacağız ya. Biliyorum abi bırakacaklarını bırakacağım. Bırakmışlar bir. Bırakmasa şaşardık zaten değil mi? Tabii ki. Bak kılıçlı aramış. Abi diyor aradım diyor ulaşamadım diyor yani stüdyodaydık. Biraz daha güçlü bir makine mi lazım acaba? Ondan değil abi. Abi bu makine
Bunun gücü de yavaş. Biz şeyde ikinci elde bir güzel bir traktör yakalamamız lazım. Kalırız bir ara. Bunu alalım. Oo. 11 bin oğlum. Büyük değil ki o makine. Bitti mi? Şurada ufak bir angaryalık bir iş daha kaldı, onu da yapacağım ki. Şurada şu arada bir. Burayı toplaması var ya. Toplaması çok kolay. Nam yapacağım, nam yapacağım, toplayacağım, bu kadar basit. Yapıcıyla orayı nasıl yapacağını çok merak ediyorum. Zaten farkındaysan şeye girmedim ya, komple girmedim. Sadece şu arayı almıştım. Bak oralar falan duruyor yani, girmedim. İşte şeyi de alsaydım. Fiyat saatten. Oraya atmışım işte. Namlu yapıcının girinceye kadar bir mesafe bırakacağım o kadar için. Evin önüne kadar gitmiyor, barakamlara kadar gitmiyor. Çok bitti. Öndeki çalışıyor hala. Biliyorum. Öndekine kapatmadan şey yapmıyor, toplamıyor nasıl satayım. Olmadı ki. Evet aşağıda diyor. Normal bak arkadakini şey yaptım ben. Direkt X'e bastım gibi kaldırdı. Abi makineden makineye fark ediyor. Yani ikinci elden toplama malzeme yaptık. Çalışıyor ya, sen ona bak. Çok derin sürüyor. Yani şimdi burayı mı biteceğiz? Yok buraya bir şey tarlayı bir şişer zaman gireceğim. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Oradan topladığın yaş otu. Durmuyor da nasıl satayım ya? Nasıl bir traktör olur mu? Oradan topladığın yaş otu. Ha. Tarlayı biçmeden ortasına atarsan bu sefer o attığın yerlerdeki otu biçemeyeceğim. Tamam işte kasanın içinde tutarım abi. Kasanın içindeki kuru otu boşaltacağım şimdi şeye sürüye. Savanla. Onlar üstü kasaya sığmaz. Ben sana söyleyeyim dene ama. Sığmayacak taşacak nereye sokacağım. Bakacağız. Bakacağız. Abi yol olduğu nasıl da belli oluyor. Yolu darla yaptığımız adı da belli oluyor. Buradan sonrası manuel. Köşeleri bırakmış standart. Ama beklediğimiz şeyler. Burayı saracaksın ama bir yandan da öbür tarafa aç çiçekçi. Evet. Bunu şimdi gideceğim dolduracağım. Acaba ne kadar bir kaf verecek bu konuda? Bence sağlam malzeme verecek. O zaman ne diyoruz abi? Bence de sence. Ben şimdi bunu... Bak mor. Milka'nın mor ineği gibi geziyor ortalıklarda. Acaba ha oruçtan geldi zaten doğru. Ben bir. Nasıl jantlar falan yeşil yeşil. Ojeli kız gibi gözüküyor traktör. seviyesindeyiz abi. Biraz da şeye benzedi. Neydi? Ne yaptın lan? Mükremi miydi o adam şey kız olan? Aşko diyen. Bilmiyorum. İzlediğim bir şey değil.
Ne bileyim ben de şeyde tanıyorum. Şeye döndü ya da. Kıza döndü ya erkekten. Niye 198 diye hala anlamadım. Neyse boş ver devam. Sap parçalıcıyı sokmuyoruz diye mi yapıyor acaba? O da olabilir. Şimdi bunları tohumlayacağım. Tohumu doldurduktan sonra... Neye takıldı lan onun yolda? Neye takılmış olabilir bilmiyorum. Bir şeye mi takıldı o? Zıpladı ama. Ha. Bizim şeye de bakacağım şimdi. Kanalların arazisine de bakacağım. Olmazsa parçalayıcı sokacağız. Onu yapmıyoruz bence. Şu an onu yapmıyoruz zaten abi. Biz ne zaman biz şeyi çözdüğümüzden beri verim bonusu büyük bir ihtimalle %98'i şeyden dolayı veriyor dediğim gibi. Yani sen dediğinde doğru olabilir. Sap parçalayıcıdan dolayı. Al. Danli danli dastana. İçindeki gübre alttaki araziye yeter. Abi bizim tek arazimiz yok. İki arazimiz var. Gübreyi fullemenin bir mantığı yok ki bir daha doldurmak zorunda kalacağım. Niye ben bunu yapıyorum? Şu an git bence makineyi sarsın. Bir daha alacaksın gübre. İki kere niye eziyet ediyorsun ki sen kendini? Abi tek seferde ikisine de yetsin diye. Yetmez iki seferde. O 3000 iki tarlayı yapmıyor zaten. Hiçbir şekilde yapmıyor. Bu aleti çalıştıracağız. Bu alet çalışırken de bir yandan öbür şeyi yapacağız. Şurada şöyle takılıyor. Burada öyle abi. Ağaçlara takılmaya devam. Çaldım onu. Düz gidiyor mu sen ona bak. İyi düz gidiyor. Ama hiç uğraşma bug'a girer ben sana söyleyeyim. Orada onu atabileceğim bir yer de yok. Direkt iznin yok diyor. Bak senin arazinde değil diyor. Bak kamyona takıldın. Kamyonu çek kamyonu. Kamyonu çek. Az bir şey öne al kamyonu. Olduğu gibi dümdüz. Şimdi bir işlem daha yapacaktın sen. Bunun bu arıza şeyinin bu kadar aşağıda olması da çekiyorsunlar artık. Hayır hayır traktörün arızasına baksana. Traktörden kaynaklı değil abi. Bakalım sokayım mı? Para da var hazır. Sok. Borç da ödemedik daha. Sok bakalım nereden o arıza. Bence traktörden olmamalı. Traktörden değil zaten. Çünkü 8 saat çalışmış zaten. Çok çalışmamış traktör. Bak 600 küsür. 2000 traktördenmiş. Ki traktör sigintiliymiş ha.
terbiye. Tam kalkmadan öyle dönersen ne olduğunu gördün değil mi? Burak. Şurun mu? Biraz. Çok yaşa. Hep beraber. Yani yaşadım. Arada kasa bıraktım ya. Yalnız benim yolda bir bankamatik bulmam lazım kral. Anladım abi. Nereden bulacağız? Vardır yolu şimdi ya. Ne yoksa? Ben önümüzdeki hafta içi sen geldiğinde evde bir şey dedim ya sana. Hı. O mevzudan dolayı bir şey yapmam gerekecek. Hayvanül stok. Değil mi? Arka arkaya çat 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 çat. Ama yanlış yerden gidip başlayalım. Sokmuyoruz ki zaten. Roman Kore'ye girmezsen alacaksın yüksek mi? Gir abi. Remorkun girmesi de mesele abi şimdi yani. Belki cü... Ekici de çalışıyor ne güzel. Mis, çiçek.
Sarıcı da öbür tarafta. He. Sarıcı gene bazı yerleri bırakacak, biliyoruz zaten. Aşağı düşmesine gerizekalı oradan. Şöyle de basınca arkada okuyor. Yapak zaten standart bir limiti var, o limitin üstüne çıkmaz ki. O limiti verecek işte bize. Standart bir limiti var onun. Belirli bir limitle vermeye devam edecek. Kara tren gecikir. O kestiği yerler senin arazin olmadığı için bazılarını almıyorlar değil mi? Öyle bir şey yok. Onlar kayboluyor zaten. Kasayı alacağım. He. Kasanın içini boşaltacağım şimdi. Dolu ya, burada var ya. Hayvanların yemleri de, yemekleri de kontrol ettim dolu. Ya bir şey söyleyeceğim mesela. He. Biz bu arada çim için kullanıyoruz ya. He. Niye biraz genişletmiyoruz bu arazi? Şunun yüzünden. Gördün mü o kenar? Biliyorum. Sonuçta elle girmiyoruz abi bize ok biçmeye. Yeri geliyor, yapay zekaya mı diyorsun ama? Bu doğru. Şimdi sen diyorsun ki bu kasayı doldurur orası. Doldurdu. Taşmaz. Doldurdu orası.
kenarda bıraktı ama orası bug olan kısım mı acaba? Bakacağız şimdi. Evet, bak. Bak'a geldi, bak oldu, bak. Bak. Olmayanını da aldı zaten. Ya. Oha, yüzüklerden, yüzük kadar yerden 8 mililitre çıktı orası. Bütün tarlaya girdiğine pişman olacaksın. Ne? Bunun en büyük dezavantajı şu. Samanlığın içinde 100 tonluk daha yer vardır. En az. Tabii. Bizim hırtalar da yiyor yani maşallah. Yesinler abi. Yesinler abi. Ne oldu? Almıyor. Bug verdi değil mi? Hı. Hmm. Kısmını al diyeceğim. Abi ben ne yapacağımı biliyorum. Namlu yapıcıyla içeri itecek. Namlu yapıcı onu itmez daha içeri. Namlu yapıcı itmez aldım içeri. Ne kepçe almış. İşte. Benim de aklımda vardı zaten. Kepçeyle almak. Bir de bura bizim arazimiz. Niye vermiyor? Bilmiyor ki. Kepçeyi nasıl kullanacağımı da öğrendim zaten. Çözdüm. Bir kepçe kiralayacağım. Kasadaki doluluk oranına iyi bak. Bakayım abi. Görüyorum. Hani ben sana dedim ya, sığmayabilir diye. Hı. Tarlanın etrafında cücük kadar yerden neredeyse bir kasa ot aldım. Yarım kasayı geçti şu anda. Sığmayacağım. Bu kasa yalnız 49 bin litre. 49 miydi bu? Evet. Aşağıda kalan parçalarım da var. Böyle aptal saptal işler için kepçe bir tane alıp kenara koysak mı biz ya? Benim de aklıma geçiyor. Alsak mı diye düşünüyorum ben de.
Anladım. Niye biçtirdi ben onu anlamadım. Ufaktan bir baga girdi. Oyun herhalde bizim geri zekalı olacağımızı düşündü. Ya bunlar şimdi burayı yapamayınca vazgeçerler gibisi mi düşündü dedi. Bunu sana bir şekilde para harcatacak ki seni zorlayacak. Şu durdu. Evet. Ona doğru gidiyor. Ekicinin işini bitirelim. Atları şey yapmıştır. Ondan sonra kepçeyi alalım gelelim buraya. Kepçeyi almaktan ziyade içinde kalanı dolduracağız. Şimdi hem tohum hem gübre dolduracağız bunu. Bu tarlayı bitirince. Evet. Farkında mı? Kişiricin kaldı. Tık oralar sadece. Sıkıntı yok abi. Buralarda yaptım ya. Ekim işi bitti. Bir yerde bırakmış mı diyeceğim? Sanmam. Hep aynı yerde bırakıyorum. Sekmiyor ki. Hep aynı yerde bırakıyorum. Ben tohum harcamıyorsun. Sadece boşuna gübreyi harcıyorsun. Doğru, bir cücük kadar bir alan bir yer bırakmışlar. Ondan da şey yaptım. Şimdi buna tohum yükleyeceğiz. Gübre de yükleyeceğiz. Yeter mi? 3 taneyi alır. Az bayağı azaldı çünkü aldım 3 tane. De. O silo orada öyle mal değneği gibi dururken gübreyi nasıl alacağız biz? Doldur diyor. Hmm, ben üçünü alır dedim. Bence alacak. Tam denk geldi. 100 taraziye anca yeter bunun deposu. Ama o yeni yaptığımız arazi var ya. Gübresi yetiyor, tohumu yetmiyor. Evet. Yanını bekler, yani yan tarafa ekleme yaparsak bu makine tek turda ekemez orayı. Ekemez. Bu da şu demek oluyor. Ya doldur boşaltla işi götüreceğiz. Ya da mangırı koyacağız, makinenin aynından alacağız. 2-2-4. Ömür sarıcı ne durumda lan? Yok, daha hiç hata vermedi. Uyarı da vermiyor. Ulan salaklık yapıyordur. İstersen bir kontrol et sonra. Anam. Senin ben yaptım bu sefer. İyi bir şey oldu değil. Başlasın diyorsun ha bu da. Oraya gitsin. Ya hayır, şeyde değilim. Ver işte. Öbürüne baksana ne yapıyor. Son bir tur atacak. Gidecek yeri geldi işte. Ama bir sürü de boşluk bırakacak. Evet. Ne yapıyorsun? Kepçe kiralayacaktık ya. Ha. O neyle, o neredeydi? Aşağıda nokta bilmem neciler. Ön yükleyiciler yazıyor bak, gel gel eve. Ön yükleyicilere gir. Allah Allah, nerede lan o kepçeler? Tekerlekli yükleyiciler de miydi? Kepçesiyle beraber olanı.
Burada yok. Burada da yok. Burada. Şu. Şu JC5'te. Lan burada büyü var mı diye baktım ya. Bu cücük kadar bir şey anlatayım. Aldın mı? Canım. Ben sanmıyorum alacağını. Almıyor. Almıyor. Peki şunu dersin? Ya almayacak, almayacak. Boşuna heveslenme. Almayacak. Oğlum al beni. Şimdi totoş edelim. Hah. Almayacağım. Gördüğün gibi almayacağım. Onu oradan alamıyorsun. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Gönder şunu geri. Neyse ben başka bir şey yapmıştım da. Yanlış yerdeyim. Yanlış yere giriyorum. Şurada. Gördüğün gibi almıyor. Almadıklarıyla düşünsen onları da alsan yine 40 tona yakın ot çıkmış demektir. Evet. İşçileri olması gereken yer pozisyonlarda durdur abi. Bizim işimiz var çünkü. Ay saat gelmiş. Şunu tamamlatalım. Şunu kontrol edeyim, tamamlayayım. Bu tamamlanması gerekecek bir yerler bıraktı illaki. Ya. Yani. Şaşırmadık.
biraz tuz kokusu geldi ya. Ne tuzsuz ulan? Isırdın mı lan yoksa? Bunu yaktım. Tüsü kokusu geldi. Lan çocukluğumda ben tüsüyle çok elim yakıyordum lan. Kurge. Vallahi abi çok elim yakıyordum. Buranın sarıcıyla işi bitti galiba. Sen bir daha kontrol edin lan. Ver! Sorun yok. Şurada küçük bir yer mi kaldı? Artık yok. Toplasak mı ki? Ne yapmadım tek şey sap parçalayınca. Evet. Bir tek sap parçalamayı sokmuyoruz yani. Onu sokunca %100 olacak o zaman. Nasıl olmayız? Evet. Hepsi aynı abi. Sap parçalıcı. Buraya da sarıcı girmesi gerekli diyor. Bir ara sokarız. Şimdi baksana. Ot büyümüş. 95 diyor, sarılması lazım diyor. Bir de o haliyle bile bize verdiği ürün yetiyor. Ben bir şubaya girsin. Bunları belirli bir hizada bırakmak lazım. Değil mi? Çok kolay. Dönsün yerini alsın bari bu da. Evet arkadaşlar, bu yayın biraz ufak oldu. Ufak olmasının sebebi de bizim motorları almaya gitmemiz gerekiyor. Gerekiyor. Benim motor zaten ustada. Ustada o dün götürdüm. Elektrikte sıkıntı çıkardı bana. Oksitlenme yapmış. Ondan dolayı. Ama bugün içinde tekrar yayına girebiliriz. İmkanı fırsatımız olursa belli olmaz. Şimdiden görüşmek üzere sevgili Kik, görüşmek üzere. Tekrardan sizin aranıza da katıldık. Ciao ciao, bye bye, adios amigos.